Bu dersimizde monohibrit kalıtıma ilişkin çaprazlama yaparak dersimize devam edeceğiz arkadaşlar ve dihibrit kalıtımda sizlere anlatmaya çalışacağım. Burada tartışalım. Şimdi Mendel arkadaşlar bezelyelerle yaptığı çaprazlamada arkadaşlar homozigot baskın bir karakterle omozigot çekinik bir karakteri çaprazlamıştır. Bunun sonucunda arkadaşlar birinci nesildeki filial bir F1 diyoruz arkadaşlar. Birinci nesilde bireyler elde etmiştir. Bu elde ettiği bireylerin kendi içinde çaprazladığı zaman F2 neslini yani ikinci nesli elde etmiştir arkadaşlar. Ve burada bir takım oranlar elde etmiştir. Mendel yüzlerce, binlerce bezelyeyi bu şekilde çaprazlamış ve yaptıkları çaprazlamaları sayısal olarak ifade etmiştir. Kalıtımda daha doğrusu biyolojide sayısal ifadeleri, istatistik ifadeleri kullandığı için arkadaşlar döneminde pek dikkate alınmamıştır. Bunu bir makale halinde yayınlamış ve yayınladığı makaleyle arkadaşlar bilim dünyasına yaptıkları çalışmaları duyurmuş ama bu çok fazla o dönemde arkadaşlar dikkate alınmamış. Daha sonra arkadaşlar drosofilalar üzerine yapılan çalışmalarda arkadaşlar benzer çalışmalara benzer sonuçlar elde edilince Mendel ölümden çok sonraki dönemde arkadaşlar popüler bir kişi olarak ortaya çıkmış ve kalıtımın kurucusu olarak da kabul edilmektedir. Mendel 7 karakteri çaprazlamıştır kendi döneminde arkadaşlar. Biz bunlardan uzun boylu bezelyeyle kısa boylu bezelyeyi çaprazlamasını yapacağız. Ama yaptığı diğer çaprazlamalarda da aynı felsefeyi kullanmıştır arkadaşlar. Yani çaprazlama yöntemi aynı şekildedir. Şimdi arkadaşlar buraya bakacak olursak uzun boylu bezelyeyi arkadaşlar omozigot uzun olduğu için arkadaşlar büyük U büyük U diyoruz. Kısa boylu bezelye ise arkadaşlar küçük U küçük U'dur. Baskın karakter büyük harfle, çekinik karakter küçük harfle yazılır. Ve F1'deki bireylerin tamamı arkadaşlar büyük U küçük U şeklindedir. Biz F1'in arkadaşlar oranını yazacak olursak önce fenotip oranını yazalım arkadaşlar. %100 uzun bezelyedir. F1'in fenotip oranı %100 uzun bezelyedir. Genotip oranı ise arkadaşlar %100 heterozigot uzun bezelyedir. Burada dikkat edeceğimiz şey genotip dendiğinde arkadaşlar mutlaka homozigot mu heterozigot mu diye bunu belirtmemiz lazım. Çünkü fenotipten ayıran budur arkadaşlar. Mendel yaptığı çaprazlamalarda elde ettiği F1 bireylerini alarak arkadaşlar kendi içinde çaprazlayıp F2'yi elde etmiştir arkadaşlar. Şimdi iki tane heterozigot yani büyük U küçük U ile büyük U küçük U'lu bezelyeleri çaprazlayalım arkadaşlar. Şimdi büyük U büyük U arkadaşlar şöyle birinci ile birinciyi çaprazladık. Bakın buraya yazdık. Birinci ile ikinci arkadaşlar büyük U küçük U onu da buraya yazdık. İkincisi arkadaşlar küçük U büyük U. Büyük U küçük U ya da küçük U büyük U aynı şey arkadaşlar. Genellikle baskın karakter başa yazıldığı için arkadaşlar büyük U küçük U yazdık. İleride göreceğiz ama şöyle bir şey var. Anneden ya da babadan gelmesine göre de karakterin baskını çekinik gibi de değişebilir. Onu ileride tartışacağız ama bezelyelerde birçok kalıtım tipte genin arkadaşlar anneden ya da babadan gelmesi baskın ve çekiniklik özelliğini değiştirmez. İkincisi arkadaşlar küçük U küçük U onu da buraya yazdık arkadaşlar. Ve F2 bireylerini elde etmiş olduk arkadaşlar. Böyle binlerce yüzlerce binlerce bezelye üzerinde çaprazlamalar yapmış arkadaşlar. F2 fenotip oranına bakacağımız zaman 3 tane arkadaşlar uzun bezelye meydana gelmiş. Bir tane kısa bezelye meydana gelmiştir arkadaşlar. Ve bir tane yani fenotip oranı arkadaşlar 3'e 1'dir. Mendel'in klasik fenotip oranı arkadaşlar budur. Monohibrit kalıtımın fenotip oranı arkadaşlar 3-1 oranıdır. İkincisi arkadaşlar genotip oranı ise birincisi homozigot uzun. İki tane arkadaşlar heterozigot uzun. Bir tane de homozigot kısadır. Yani bir homozigot uzun, iki heterozigot uzun, bir tane de homozigot kısadır. Genotip oranı ise arkadaşlar 1, 2 ve 1'dir arkadaşlar. Genotip oranı budur. Bu da Mendel'in klasik dihibrit genotip oranıdır arkadaşlar ve 1-2-1 olarak ifade edilmektedir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi Mendel'in monohibrit kalıtımından sonra arkadaşlar Mendel dihibrit yani iki karakter açısından da bezelyeler üzerine çaprazlamalar yapmıştır arkadaşlar. İki karakter açısından da bezelyeler üzerine çaprazlamalar yapmıştır. Örneğin uzun boylu düzgün tohumlu bezelyelerle
kısa boylu buruşuk tohum bezelyeleri çapraz ve birçok bu yaptığı çaprazlamalar sonucunda arkadaşlar yaptığı birçok çaprazlamalar sonucunda hep birbirine benzer oranlar elde etmiştir. İşte Mendel'in elde ettiği oran arkadaşlar 9 3 3 1'dir arkadaşlar. Dihibritin 9 3 3 1'dir. Dihibritin Mendel'in elde ettiği oran arkadaşlar bu şekildedir. Peki şimdi arkadaşlar Mendel bu oranı nasıl elde etmiştir? Bir çaprazlama ya üzerinde arkadaşlar bunu gösterelim. Homozigot düzgün ve uzun bezelyeler ile buruşuk ve kısa bezelyeleri çaprazlayalım. Şimdi bakın şu arkadaşlar homozigot düzgün ve uzun bezelyeler. Şu ise arkadaşlar buruşuk ve kısa bezelyelerdir. Şimdi baskınlık ve çetinlikliği belirlemenin bir yolu yoktur arkadaşlar. Şimdi iki karakteri düşünelim biz. Mesela atıyorum armutlarda düzgün tohum, buruşuk tohuma baskınlığı bilemeyiz. Bir canlıda bir karakterin baskın olması onun evrensel olarak bütün canlılarda baskın olacağı anlamına gelmez. Bir karakterin diğerine baskınlığının da arkadaşlar anlamanın bir yolu yoktur. Mutlaka sorudan bize verilmelidir. Karakterlerin baskınlık ya da çekinikliği çaprazlamalar sonucunda belli olur. İleride göreceğiz. Mendel kalıtımından farklı olarak da arkadaşlar her karakter de birbirine baskın veya çekinik tam baskınlık durumu da göstermeyebilir. Bunun için soru da bize verir. Düzgün tohum, buruşuk tohuma, uzun boylu olma, kısa boylu olmaya bezelyelerde baskındır denir. Ve biz buna göre sorularımızı yaparız arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde yaptık. T1'deki bireyler heterozigot düzgün ve uzun olur. Yüzlerce bezelyede derseniz elde ettiğimiz bezelyelerin tamamı heterozigot ve düzgün olur arkadaşlar. Şimdi T1'deki heterozigot düzgün ve uzun iki bezelyeyi çaprazlayalım arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl çaprazlıyoruz? Bunu arkadaşlar Punnett karnesi ile çaprazlıyoruz. Bu Punnett'in adına ithafen yapılmış arkadaşlar bir çaprazlamadır. Şöyle arkadaşlar şundan meydana gelecek gamet çeşitlerini yazalım. Kaç çeşit gamet meydana gelir? Gamet çeşidi 2 üzeri neydi arkadaşlar? Ne? Şimdi bu da ne heterozigot karakter sayısı olarak ifade edebilir miyiz? Evet. Ne? Heterozigot karakter sayısı. Kaç tane heterozigot karakter var? Büyük de küçük de. Büyük U küçük U 2 tane. O zaman ben buradan 2 üzeri 2'den 4 çeşit ne yapabilirim arkadaşlar? Gamet çeşidi yazabilirim. Nedir hocam bunlar peki gametler? Yazıyorum. Büyük de büyük U olabilir. Büyük de küçük U olabilir arkadaşlar. Küçük de büyük U olabilir. Küçük de küçük U olabilir arkadaşlar. 4 çeşit gamet ne olabilir? Bunlar olabilir. Tamam. Birincisini ne yaptım arkadaşlar? Birinci çaprazlamayı alan paryatanın arkadaşlar birinci bireyini bu şekilde ne yaptım arkadaşlar? Buraya koydum. Şimdi şunu da aynı şekilde ikincisine de arkadaşlar gamet çeşidini bulacak olursam ikisi de aynı olduğu için aynı genotipe sahip bireyleri çaprazladığımız için buna kendileştirme de denir arkadaşlar. Kendisi de aynı genotipe sahip olan bireyleri çaprazlama manasında. Büyük de büyük U, büyük de küçük U, küçük de büyük U, küçük de küçük U. Kaç çeşit gamet meydana gelir arkadaşlar? 4 çeşit gamet meydana gelir. Birincide meydana gelen gametleri şu şekilde arkadaşlar gamet çeşitlerini şöyle dikey ekseni yazıyorum. Yani büyük de büyük U. Bakın şu büyük de büyük U'yu ne yaptım arkadaşlar? Getirdim buraya yazdım. Büyük de küçük U'yu arkadaşlar getirdim şuraya yazdım. Küçük de büyük U'yu arkadaşlar şuradan aldım getirdim buraya yazdım. Küçük de küçük U ise arkadaşlar getirdim buraya yazdım. İki eksene 4 çeşit gametin 4'ünü de yazdım. Yatay eksene ise ikinci çaprazlamayı aldığım yazıyorum arkadaşlar. Büyük de büyük U'yu arkadaşlar bakın getirdim buraya yazdım. Bunda da yatay eksene yazacağım. Büyük de küçük U'yu arkadaşlar aldım getirdim buraya yazdım. Küçük de büyük U'yu arkadaşlar getirdim ben bu şekilde. Şuradan götürdüm arkadaşlar buraya yazdım. Küçük de küçük U'yu ise arkadaşlar getirdim ve buraya yazdım. Bu şekilde yatay ve dikey ekseni yazmış oldum arkadaşlar. Şimdi ben ne yapacağım? Ben arkadaşlar şununla
şunu çaprazlayıp buraya yazacağım arkadaşlar. Yani büyük de büyük de büyük U büyük U. Bakın buraya yazdım. İkincisi ne yapacağım arkadaşlar? Şununla bunu çaprazlayıp buraya yazacağım arkadaşlar. Büyük de büyük de büyük U küçük U arkadaşlar. Bakın buraya yazdım. Şimdi üçüncüsünde üçüncüsünü çaprazlayıp buraya yazacağım arkadaşlar. Büyük de küçük de büyük U küçük U aldı arkadaşlar. Yine bakın şununla arkadaşlar şunu çaprazlayacağım ve buraya yazacağım. Büyük de küçük de büyük U küçük U. Şu ikinciyle arkadaşlar şöyle birinciyi çaprazlayacağım. Büyük de büyük de büyük U küçük U. İkinciyle ikinciyi çaprazladım. Büyük de büyük de küçük U küçük U. Büyük de küçük de büyük U küçük U arkadaşlar buraya yazdım. Büyük de küçük de arkadaşlar küçük U küçük U buraya yazdım. Şurada da yine büyük de küçük de büyük U büyük U. Büyük de küçük de büyük U küçük U yazdım. Küçük de küçük de büyük U büyük U yazdım. Küçük de küçük de büyük U küçük U yazdım. Büyük de küçük de büyük U küçük U yazdım. Büyük de küçük de küçük U küçük U'yu buraya yazdım. Küçük de küçük de küçük büyük U küçük U. Küçük de küçük de arkadaşlar küçük U küçük U'yu da bu şekilde ne yapmış oldum arkadaşlar? Yazmış oldum. Şimdi ne yaptık arkadaşlar biz? Şu şekilde, bu şekilde arkadaşlar biz bu şekilde biz çaprazlama yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bundan sonra arkadaşlar yapacağımız şey, bundan sonra yapacağımız şey genotip oranını bulmak arkadaşlar. Genotip oranını buradan bulacağız arkadaşlar. Nasıl bulacağız peki? Şimdi burada arkadaşlar baktığımız zaman burada baktığımız zaman arkadaşlar şöyle burada baktığımız zaman gametler arkadaşlar kaç çeşit meydana gelmiş? Onlara bakacağız. Şimdi şurada arkadaşlar burada baktığımız zaman şöyle büyük de büyük U. Yani arkadaşlar düzgün ve buruşuk tohum nasıl meydana gelmiş arkadaşlar? Bunu bulmamız gerekiyor. Şimdi düzgün ve uzun kaç tane var arkadaşlar? Bir. Buradan düzgün ve uzun kaç tane var arkadaşlar? Bir tane var. Bir tane düzgün ve uzun. Bir de arkadaşlar bu var. İki. Bir de arkadaşlar bu var. Üç. Bir de bu var. Dört. Bir de bu var. Beş. Bir de bu var arkadaşlar. Altı. Düzgün uzun. Yedi. Düzgün uzun. Sekiz. Düzgün uzun. Dokuz. O zaman arkadaşlar dokuz tane düzgün ve uzun bezelye var. Düzgün ve kısa. Bir tane düzgün kısa. Bir tane düzgün kısa. Bir tane düzgün kısa. O zaman ne yaptı arkadaşlar? 3 tane de düzgün kısa oldu. Buruşuk uzunlara bakıyorum. Bir tane buruşuk uzun bu. Bir tane buruşuk uzun bu. Bir tane de buruşuk uzun bu. 3 tane de arkadaşlar buruşuk uzun oldu. Her iki özellik açısından da çekinik olan buruşuk ve kısa da bir tane arkadaşlar. Bir tane de bu oldu. İşte Mendel'in klasik hibrit oranı arkadaşlar. 9, 3, 3, 1. Düzgün ve uzun 9 tane. Düzgün ve kısa 3 tane. Buruşuk ve uzun 3 tane. Buruşuk ve kısa 1 tanedir. 9, 3, 3, 1. Mendel'in dihibrit fenotip oranı vardır. Buradan görüleceği üzere genotip oranı çok daha karmaşıktır arkadaşlar. Bir farklı tiplerde mesela bir tane homozigot düzgün uzun bu var arkadaşlar. İşte bir tane heterozigot düzgün. Homozigot düzgün şu, heterozigot uzun diye böyle farklı tipte ne yapabiliriz arkadaşlar? Genotip oranlarını yazabiliriz. Genotip oranları Mendel'in dihibritte çok karşımıza çıkan bir durum değildir. Ama fenotip oranını bilmemiz gerekiyor. 9, 3, 3, 1 diye ifade edebiliriz arkadaşlar. Şimdi heterozigot düz saçlı sağ elli Anna ile kıvırcık saçlı heterozigot sağ elli Ahmet'in evinden doğacak çocukların fenotip ve genotip oranını bulalım arkadaşlar. Şimdi nasıl bulacağız? Heterozigot düz saçlı büyük de küçük de sağ elli
Yeteri sağ elli olmak, düz saçlı olmak buradan anlaşılıyor ki arkadaşlar kıvırcık saçlı olmaya baskındır. Heterozigot düz saçlı sağ elli dediğine göre sağda sol ele baskın bu şekilde. Anla ile kıvırcık saçlı. Kıvırcık saçlı ne olacak arkadaşlar? Küçük de küçük de. Kıvırcık saçlı. Heterozigot sağ elli. Büyükse küçükse. Ben Ahmet'in evliliği diyor. Şimdi bakın. Heterozigot düz saçlı. Buradan anlaşılıyor ki demek ki düz saç kıvırcık saça baskın. Heterozigot düz saçlı sağ elli anla. Kıvırcık saçlı küçük de küçük de heterozigot sağ elli arkadaşlar. Ve Ahmet'in evinden doğacak çocukların fenotip oranı soruyor. Şimdi şu arkadaşlar Anna'nın, şu ise arkadaşlar Ahmet'in genotipidir. Şimdi buradan gamet çeşidini bulacak olursak büyük de büyükse olabilir. Büyük de küçükse olabilir. Küçük de büyükse olabilir. Küçük de küçükse olabilir. Küçük de şimdi bu birincisi bu. Yazdık Ahmet'inkini, şey Anna'nınkini. Şimdi sıra arkadaşlar Ahmet'te. Şimdi şu Ahmet'inki genotipi bu muydu arkadaşlar? Evet. Şimdi bunun gamet çeşidini bulalım. Küçük de büyükse olabilir. Küçük de küçükse olabilir. Yine aynı şekilde küçük de büyükse olur. Küçük de küçükse olur yani. Başka bir şey olmaz arkadaşlar. Bu şekilde meydana gelir. Şimdi bakalım. Çaprazladığımız zaman büyük de küçük de büyükse büyükse olur. Büyük de küçük de büyükse küçükse olur. Küçük de küçük de büyükse büyükse olur. Küçük de küçük de büyükse küçükse olur. Şuna çapratalım zaman. Şunun arkadaşlar bunu buraya yazacağız. Büyük de küçük de büyükse küçükse olur. Büyük de küçük de küçükse küçükse olur. Küçük de küçük de büyükse küçükse olur. Küçük de küçük de küçükse küçükse olur. Genotipi yaptık arkadaşlar. Şimdi oranını bulalım. Şu arkadaşlar düzgün saçlı sağ elli. Yani düzgün saçlı sağ elli olanların oranı. Bulalım arkadaşlar. 1 düzgün saçlı sağ elli. 2 düzgün saçlı sağ elli. 3 düzgün saçlı sağ elli. Arkadaşlar başka da var mı? Yok. 3 tane oldu. Şimdi bunları yazdık. Şu düzgün saçlı sol elli. Düzgün saçlı sol elli küçükse küçükse arkadaşlar. Şu bir düzgün saçlı sol elli var. Başka düzgün saçlı sol elli var mı? Yok. Bir tane çıktı arkadaşlar. Şimdi şu da aynı şekilde düzgün. Evet, düzgün saçlı ve sol elli bu bir tane çıktı. Şimdi şuna baktık arkadaşlar. Düzgün saçlı şu arkadaşlar kıvırcık saçlı sağ elli. Yani küçük de küçük de büyükse çizgi kıvırcık saçlı sağ elli 1, kıvırcık saçlı sağ elli 2, kıvırcık saçlı sağ elli 3 arkadaşlar yazdık. Şu ise arkadaşlar kıvırcık saçlı ve sol elli. Bu da arkadaşlar bir tane. O zaman düzgün saçlı sağ elli 3, düzgün saçlı sol elli 1, kıvırcık saçlı sağ elli 3, kıvırcık saçlı sol elli 1'dir. 3-1, 3-1 genotip oranına sahiptir arkadaşlar bireyler. Şimdi monohibrit kalıtında fenotip çeşidi 2'dir. Dihibritte fenotip çeşidi 4'tür. Monohibrit kalıtında fenotip oranı 3-1'dir. Dihibritte fenotip oranı 9-3-3-1'dir. Monohibritte genotip çeşidi 3'tür. Dihibritte ise arkadaşlar genotip çeşidi 9'dur. 3 üzeri neden bulunuyor arkadaşlar? Genotip oranı 1-2-1'dir. Dihibritin genotip oranı 1-2-1'dir. Binom açılımından yola çıkarak bunu ne yapabiliriz arkadaşlar? Bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi trihibrit çaprazlama. Arkadaşlar tabii ki trihibrit çaprazlama çok daha arkadaşlar karmaşıktır. Genotip falan çok daha komplekstir arkadaşlar.
Üç ve daha fazla karakterler de çaprazlanabilir ama oranlar çok daha farklı çıkabilir arkadaşlar. Oran arkadaşlar Monohibrid kalıtımın 27 9 9 9 3 3 3 ve 1'dir arkadaşlar. Bu şekilde fenotip oranına sahiptir diyebiliriz arkadaşlar. Böyle bir oran vardır. Tribri çaprazlama da var. Genotiplerin büyük A küçük A, büyük B küçük B, büyük C büyük C ve küçük A küçük A, küçük B küçük B, büyük C küçük C şeklinde olan iki canlının çaprazlanmasından büyük A küçük A, büyük B küçük B, büyük C küçük C genotipinde bireylerin oluşma ihtimali nedir? Şimdi tek tek arkadaşlar karakterleri çaprazlamamız gerekiyor bunun için. Büyük A küçük A ile büyük A küçük A ile küçük A küçük A'yı çaprazlayacağız. Büyük A küçük A olur. Bir de küçük A küçük A olur. Şimdi büyük A küçük A olur. Büyük A küçük A olur. Küçük A küçük A olur. Küçük A küçük A olur arkadaşlar. Büyük A küçük A'lı bir bireyin oluşma ihtimali buradan arkadaşlar. Büyük A küçük A'lı bir bireyin oluşma ihtimali arkadaşlar. 1 bölü 2'dir. Şunun oluşma ihtimali 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Şuradan 1 bölü 2'dir yani. Şimdi B'leri çaprazlıyorum. Büyük B küçük B ile küçük B küçük B'yi çaprazlayacak olursak arkadaşlar. Ve biz küçük büyük B küçük B ile bir bireyin oluşma ihtimalini bulacağız. Bu da yine büyük B küçük B olur. Küçük B küçük B olur. Bunun da ihtimali 1 bölü 2'dir. Yani büyük B küçük B'nin olma ihtimali 1 bölü 2'dir arkadaşlar. 1 bölü 2. Şimdi büyük C ile büyük C küçük C'yi çaprazladık. Büyük C küçük C'yi çaprazladık. Buradan büyük C küçük C'nin gelme ihtimali bulacağız. Çaprazlayalım arkadaşlar. Büyük C büyük C büyük C küçük C büyük C büyük C büyük C küçük C yazdık. Büyük C küçük C'nin olma ihtimali arkadaşlar 1 bölü 2'dir. Büyük C büyük C büyük C küçük C büyük C büyük C büyük C küçük C büyük C büyük C büyük C küçük C'nin olma ihtimali diyor. 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Bunu çaprazladığımız zaman 1 bölü 8 çıkar. Yani böyle bir bireyin oluşma ihtimali 1 bölü 8 olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Bu şekilde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Büyük A küçük A gelme ihtimali 1 bölü 2. Büyük B küçük B 1 bölü 2. Büyük C küçük C 1 bölü 2. Toplamında 1 bölü 8 ihtimalle bu genotipe sahip bir birey meydana gelebilmektedir diyebiliriz. Mendel bunları yayınladıktan sonra monohibrit ve dihibrit de pardon bu çaprazlamalar yaptıktan sonra arkadaşlar bir takım kurallar ortaya koymuştur. Buna biz Mendel ilkeleri diyoruz. Aslında eski kanunlar deniyor. Şimdi Mendel ilkeleri deniyor. Yaptıkları çaprazlamalar sonucunda arkadaşlar. Şimdi Mendel ilkeleri nedir? Birincisi izotip benzerlik ilkesi. Yani yaptığımız çaprazlamaları bir düzene koyalım arkadaşlar. Yani yayınlama aşamasındayız şu an Mendel için. Birbirinden bir veya daha çok karakter bakımından farklı olan iki saf ırkın çaprazlanmasından meydana gelen T1 dönümün bütün bireyleri birbirinin aynısıdır. İzotipidir, benzeridir. Buradan geliyor. Ve dominant ata canlı ile aynı fenotipe sahiptir. Yani nedir işte? Uzun boylu homozigot uzunla kısayı çaprazladık mı? T1'dekilerin hepsi arkadaşlar birbirinin aynısıdır. Yani fenotipe sahiptir arkadaşlar. Ve izotipidir, benzeridir. Birinci kuralı budur arkadaşlar. İzotip benzerlik kuralı. Şimdi ikincisi ayrılma kanunundan arkadaşlar. Ayrılma ilkesidir. Bir çift genden her biri eşit olasılıkla ayrılarak farklı gametlere gider. Yani şu mayoz bölünmede arkadaşlar bakın şunlar şu bir alel genleri arkadaşlar bakın eşlendiler. Mayoz 1'de, mayoz 2'de ve bakın bir çift genden her biri eşit olasılıkla birbirinden ayrılarak farklı gametlere gider. Tamam mı? Yani oluşan gametler her alel çiftinden sadece bir alel geni taşır. Oluşan gametler her alel çiftinden
sadece bir alel geni taşır. Bunun için gametler nedir arkadaşlar? Haploid kromozomludur arkadaşlar. Alel genler gametler haploid kromozomludur. Alel genlerden birisini taşır arkadaşlar. Şimdi üçüncüsü bağımsız dağılım ilkesidir. Birden fazla karakterin kalıtımında alel gen çiftleri birbirinden bağımsız olarak dağılırlar. Yani hangi alelin hangi gamete gideceğini gideceği tamamen rastgele olarak belirlenir arkadaşlar. Buna biz bağımsız dağılım kuralı diyoruz. Aleller eşit olasılıkla birbirinden ayrılarak genlere dağılır, gametlere dağılır. Karakterlerin kalıtımını genler sağlar. Mendel gen terimini kullanmamıştır. Birim faktör terimini kullanmıştır arkadaşlar. Birim faktörlerden bahsetmiştir ve bunun paralelde de karakterlerin kalıtımı genlerle sağlanır diye daha sonradan ne yapılmıştır? Düzenlenmiştir. Gen kavramı ortaya atıldıktan sonra. Bir bireydeki karakterlerin belirlenmesinde birbirinin aynısı ya da birbirinden farklı bir çift alel gen bulunur. Bu alel genlerden birisi dominant, diğeri ise resesiftir. Bakın arkadaşlar, homozigot baskın, bakın dominanttır. Mesela sarı renk, işte yeşil renk demiştir. 7 farklı karakteri bu şekilde çaprazlamış. Düzgün tohum, buruşuk tohum demiştir. Ve buna göre de alellerden birinin baskın, diğerinin ise arkadaşlar çekinik olduğunu ifade etmiştir arkadaşlar. Şimdi resiprokal çaprazlama, karşıt çaprazlama ya da diğer adıyla arkadaşlar nedir? İlk çaprazlamada kullanılan atasal bireylerden erkek ve dişinin yeri değiştirilerek yapılan ikinci çaprazlamaya karşıt çaprazlama diyoruz. Mesela arkadaşlar dişi ve erkek birey olduğunu düşünelim. Bakın şöyle dişi ve erkek bireyle ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle bir çaprazlamayı ne yapacağız arkadaşlar? Yapacağız. Şimdi burada arkadaşlar bakın şöyle dişi birey olsun arkadaşlar. Erkek bakın şöyle. Şöyle erkek ve dişi bireyin olduğunu düşünelim. Yine aynı şekilde arkadaşlar şöyle erkek bireyin ve şu şekilde arkadaşlar dişi bireyin olduğunu düşünüyoruz. Şimdi resiprokal çaprazlama şudur. Diyelim ki arkadaşlar düzgün tohumlu bezelye erkek olsun. Buruşuk tohumlu bezelye dişi olsun. Ve biz bunu çaprazladığımız zaman T1'de bir sonuç elde ettik. Şimdi tam şöyle yapıyoruz arkadaşlar dersinde de. Erkek bireyde arkadaşlar şurada erkek bireyde buruşuk tohum olsun. Dişi bireyde ise arkadaşlar şöyle düzgün tohum olsun. Bunu çaprazlıyoruz. T1'deki sonuçlara bakıyoruz. İşte arkadaşlar bu resiprokal çaprazlamadır. Yani cinsiyetin yeri değiştirilerek yapılan çaprazlama resiprokal çaprazlama olarak ifade edilmektedir arkadaşlar. Letal gen. Organizma üzerinde öldürücü etkisi olan gen ya da alellere letal gen etkilerine de arkadaşlar letal etki diyoruz. Organizma üzerinde öldürücü etkisi olan genlere letal gen etkilerine de arkadaşlar letal etki diyoruz. Dominant olabilir arkadaşlar. Letal genler dominant olabilir. Bunlara dominant letal genler diyoruz arkadaşlar. Dominant etkiye sahip olanlara dominant letal genler diyoruz. Dominant letal genler homozigot durumda iken işlevsel bozukluklara ve ölüme neden olurlar. Huntington chorea hastalığı buna örnektir. Bakın arkadaşlar bu hasta arkadaşlar bakın arkadaşlar bu da hastadır şöyle. Şimdi bakın bunlardan büyük E gameti meydana gelmiş. Sperm arkadaşlar küçük E gameti meydana gelmiş. Bakın bundan da büyük E ve küçük E gameti var arkadaşlar. Şimdi dominant bakın bu büyük E gelince 1 bölü 4 ihtimalle arkadaşlar letal oluyor. Bunlar arkadaşlar ölümcül hasta oluyor heterozigotlar. Homozigotlar ise arkadaşlar sağlam oluyorlar. İşte dominant letal genler homozigot baskın olduğu durumda bireyin ölümüne neden olan genlerdir arkadaşlar. Bu şekilde ifade edilebilmektedir. İki çekinik letal genler. Heterozigot durumda belirgin bir fenotipik bozukluğa neden olurken homozigot çekinik durumda öldürücü etki gösterirler.
Albinizm, renk veren pigment maddelerin sentezlenme sonucunda canlıların renksiz olmasıdır. Albino bireyler. Şimdi bakın arkadaşlar, bunlar atalar heterozigot. Bu da arkadaşlar heterozigot. Gametleri büyük B ve küçük B'dir arkadaşlar. Büyük B ve küçük B'li spermin yumurta meydana geldi. Büyük B, bunlar homozigot bakın arkadaşlar. Renkli. Bunlar heterozigot renkli. Eğer küçük P, küçük B çekinin karakterler meydana gelirse sarımsı beyaz bireyler meydana geliyor. Bunlar da arkadaşlar ölümle sonuçlanıyor arkadaşlar. Ve bu şekilde çekinik ve tangeller homozigot çekinik olduğu durumlarda ölümle sonuçlanabilmektedir arkadaşlar durumları. Geri kontrol test çaprazlama. Şimdi arkadaşlar baskın bir özelliğim. Homozigot baskın mı? Heterozigot baskın mı olduğunu anlamak için çekini ile çaprazlamaya biz geri çaprazlama diyoruz. Mesela siyah arkadaşlar fareler var. Kahverengi fareler var. Siyah fare, kahverengi fareye siyah renkli olma, kahverengi renkli olmaya baskındır. Şimdi buradan siyahlar meydana gelmiş. Bakın böyle F1'li arkadaşlar. F1'ler kendi içerisinde çaprazlanmıştır. Ve bunun sonucunda da arkadaşlar bireyler meydana gelmiştir. Şimdi burada siyahlar meydana gelmiş arkadaşlar. Eğer kahverengi de meydana gelmiş olabilirdi. Buna göre biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Çekiniyle çaprazlayarak genotipini belirliyoruz. Peki bu genotipi nasıl belirleyeceğiz arkadaşlar? Şimdi uzun boylu bezelye ile kısa boylu bezelyeyi çaprazlayarak biz uzun boylu bir bezelyenin genotipini belirleyebiliriz. Mesela uzun boylu bir bezelye. Büyük U çizgi yaptık. Çünkü bunun genotipini bilmiyoruz. Büyük U da olabilir, küçük U da olabilir. Kısa boylu bir bezelye ile çaprazlayalım arkadaşlar. F1'de iki ihtimal vardır arkadaşlar. Bunlardan birincisi, F1'in hepsi uzun olabilir. O zaman şu atasal birey arkadaşlar büyük U, büyük U'dur. F1'in hepsi uzunsa atasal birey. Demek ki büyük U, küçük U'dur. Ama F1'de uzun boylu bireylerin yanı sıra kısa boylu bireyler de varsa o zaman bu ne olacak arkadaşlar? Atasal birey heterozigot uzun olacak. Yani büyük U küçük U olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde bir yapıya sahip olacaktır. Ve genotipini biz ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Böylece öğrenebilmekteyiz. Eksik baskınlık. Mendel'den sonra yapılan çaprazlamalarda bir takım Mendel'den farklılıklar bulunmuştur arkadaşlar. Bunlardan birisi de eksik baskınlıktır. İki karakterin birbirine tam baskın olamayıp üçüncü bir fenotipin ortaya çıkmasıdır. Bunlarda baskın ya da çekiniklik özellikleri göstermediği için baskın ya da çekinik denmez arkadaşlar. Çünkü eksik baskınlık var. Tam baskınlık yoktur yani. Aslan ağzı bitkisinde kırmızı aslan ağzı bitkisi ile beyaz aslan ağzı bitkisi çaprazlandığında F1'deki bireylerin tamamı pembe olmuştur. Şimdi burada Mendel kanıtında tam baskınlık söz konusuydu. Tam baskınlık bir karakterin diğer karaktere baskın olup etkisini ortaya çıkarmasıydı. Burada ise eksik baskınlık vardır arkadaşlar. Bir karakter diğer karaktere tam baskınlık gösteremiyor. Üçüncü bir fenotip ortaya çıkıyor. İşte arkadaşlar bu eksik baskınlık olarak ifade edilmektedir. Şimdi kırmızı aslan ağzı bitkisi ile beyaz aslan ağzı bitkisini çaprazlayalım ve bu kalıtın tipini ortaya koymaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi kırmızı arkadaşlar beyaz çaprazladık. F1'dekilerin hepsi KB KB olur arkadaşlar. Yani pembe olur. F1'dekilerin hepsi KB KB oldu. Yani pembe oldu arkadaşlar. F1'de iki tane pembe bireyi aldık. KB KB bireyleri aldık. Çaprazladık. Ne olur? KK bakın arkadaşlar. KB KB BB meydana gelir arkadaşlar. Şimdi kırmızı, pembe ve beyaz bireyler oluşur. Bakın bir kırmızı, iki pembe, bir tane de beyaz meydana geldi arkadaşlar. O zaman biz bunun fenotip oranını yazacak olursak fenotip oranı 1, 2, 1'dir. Fenotip oranı neydi arkadaşlar? 3, 1'di.
Mendel'in klasik fenotip oranından sapma var mı? Evet. Genotip oranı ise arkadaşlar 1, 2, 1'dir arkadaşlar. 1 kırmızı, 2, 1. O zaman arkadaşlar eksik baskınlıkta fenotip oranı genotip oranına eşittir. Ve Mendel'in klasik fenotip oranından sapma vardır. Çünkü Mendel'in monohibrit klasik fenotip oranı 3-1'dir. Burada tam baskınlık olmadığı için 1-2-1 fenotip oranı ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Eş baskınlık. Şimdi arkadaşlar alergenlerin fenotipteki etkisi birbirine eşittir. Hem annenin hem babanın fenotipte etkisi görülür. A kan grubu ile B kan grubu birleştiğinde arkadaşlar AB kan gruplu bireyler ortaya çıkar. Ve bu eş baskınlık olarak ifade edilir. Şimdi Semen'in de bununla ilgili sorular var arkadaşlar. Eksik baskınlık ve eş baskınlığın ayırt edilmesine yönelik. Bunun ayırt edilmesi şöyledir arkadaşlar. Mesela atıyorum bize soruda dedi ki siyah bir bireyle beyaz bir birey çaprazlandı. Şimdi bu çaprazlamanın sonucunda bize dedi ki gri bir birey meydana geldi. Bu eksik baskınlıktır arkadaşlar. Ama siyah bireyle beyaz birey çaprazlandığında atıyorum beyaz ten renginin üstünde siyah noktalar meydana geldiyse bu eş baskınlıktan arkadaşlar. Veya siyah tenin üzerinde beyaz ya da beyazın üstünde siyah böyle ala siyahlı beyazlı bir şey meydana geldiyse arkadaşlar bu eş baskınlıktır. Yani işte atıyorum mavi horozlarla mavi siyah arkadaşlar tavuklar çaprazlandığında grimsi bir bireyler meydana geliyorsa bu eksik baskınlıktır. Ama ikisi de varsa bu eş baskınlıktır. Kalıtım tipi eş baskınlığında aynı eksik baskınlıktır gibidir arkadaşlar kalıtım aktarılması. Ama fenotip açısından farklılık görülmektedir diyebiliriz. Çok allellilik. Nedir çok allellilik? Arkadaşlar canlılarda bazı karakterlerin kalıtımında ikiden fazla alerjen sorumlu olabilir. İkiden fazla alerjen sorumlu olabilir. Biz buna çok allellilik diyoruz. Alel sayısı ne kadar fazla olursa olsun bir bireyde en fazla iki alel vardır arkadaşlar. Alel sayısı ne kadar fazla olursa olsun bir bireyde her durumda iki alel vardır arkadaşlar. Mesela kan grubu açısından 3 alel var. A, B, 0. Ama bir bireyde bu 3 alelin ikisi beraber bulunur. A, B ve C gibi 3 alelli bir karakterlerin oluşumunda her zaman iki alelgen bir arada bulunur arkadaşlar. Ama genotip çeşidi çifte alelde göre daha fazladır arkadaşlar. Örneğin AA, AB, AC, BB, BC, CC 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı 3 alel varsa arkadaşlar 6 farklı genotip yazılabilir. Çoklu alelliye örnek olarak arkadaşlar tavşanlarda kürk rengi ve insanda kan grubunu verebiliriz arkadaşlar. Bu ikisini örnek olarak verebiliriz. Soru bir özellik için 5 farklı alel olduğuna göre kaç farklı genotip yazılabilir? Şimdi arkadaşlar alellerimiz A, B, C, D ve E olsun. Şimdi ben bunlar tek tek arkadaşlar iki tane alelgen olacağı için arkadaşlar ne yazıyorum ben? AA olabilir. AB olabilir. AC olabilir. AD olabilir. AE olabilir arkadaşlar. BB olabilir. BC olabilir. BD olabilir arkadaşlar. BB olabilir. BC olabilir. BD olabilir. BE olabilir arkadaşlar. CC olabilir, CD olabilir, CE olabilir, DD olabilir, DE olabilir, EE olabilir arkadaşlar. Genotipler bunlardır. Yani 5 farklı alelgen varsa bu kadar farklı tipte genotip yazılabilir. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4, 5 tane arkadaşlar buradan gelir. Artı, buradan kaç tane gelir arkadaşlar? 4 tane gelir. Artı, C'lerden kaç tane gelir? 3 tane gelir. Artı, D'lerden kaç tane gelir? 2 tane gelir. Artı E'lerden kaç tane gelir? 1 tane gelir. O zaman 5, 4 daha 9, 3 daha 12, 2 daha 14, 1 daha 15. 15 farklı
genotip yazılabilir arkadaşlar. Bu şekilde 15 farklı genotip den meydana gelmiş olabilir. Burada da bakın yine alellerin sonucunda 15 farklı genotip de 5 farklı alellerle yazılabilir diyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugünkü dersimizin burada sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde yeni başlığımızda görüşmek üzere. Şimdilik iyi günler.